Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Erdoğan COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz ifadelerini kullandı. Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek, hasbihal etmek, hasret gidermek için 2 hafta önce planladığımız ziyareti olumsuz hava şartları sebebiyle bugüne ertelemek mecburiyetinde kalmıştık. Bugün de soğuk algınlığı ve sesimizdeki kısıklık sebebiyle Zonguldak'a yine gelemedik. Nasip değilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki toplu açılış törenine neden gidemediğini böyle anlattı. Hemen sonrasında da sosyal medyadan paylaştığı mesajda, eşi Emine Erdoğan'la birlikte COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omikron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Anca beraber kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın izolasyon sürecini Kısıklı'daki konutlarında geçirecekleri öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz dedi. Cumhurbaşkanı, çarşamba günü Ankara'da milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltılı toplantıda bir araya gelmişti. Öğleden sonra ise Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu'nun genel kuruluna katılmıştı. Cumhurbaşkanı perşembe günü de Ukrayna'ya gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile 3 saat 10 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirmiş, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından aynı gün akşam saatlerinde Kiev'den İstanbul'a dönmüştü.